Benim ömür özelliğine de verir mi? Benim mallarım aç kalmayacak. Bak, evet. Ben bu bugün döktüm iki kova. Yarın öğlene kadar aç kalmaz. Yarın evet. Şu an kursana doğru yarın öğlene kadar aç kalmaz. Evet. Ben aç koydum mu kendim aç kalmış gibi. Tabii tabii. Ya zaten bizde hep kümeslerde yemler hep önünde durur. Hiç kalkmaz yani. Aynen öyle. Yem bol olacak önünde. Evet. Ben o zaman vicdan azabı çekmeyeceğim. Doğru. O nokta, doğru. Sevdiğim nokta da budur yani. Merhaba sevgili arkadaşlar. Renkler ve Zevkler kanalından herkese selamlar, saygılar. Bir kümes hayvanları videosuyla daha karşınızdayız. Bu tavukçuluk, kümes hayvancılığı bir hastalık adeta. Bu hastalığa bulaşanlar bir türlü bu hastalıktan kurtulamıyor. Biz bundan belki 5-6 sene öncesinde bu hastalığa bulaşmıştık. Geçtiğimiz senelerde 130-150 civarında değişik çap ve markalarda hayvanlar yetiştirdik. Farklı farklı kümeslerimiz vardı. Ama işte yem fiyatlarının yükselmesiyle birlikte bu tavukçuluk sektörü ciddi bir gerileme oldu. İster istemez bizim gibi amatör üreticiler de elindeki hayvanları çıkardı, sattı, kesti vesaire. Ama bu sefer de tavuksuz kaldık. Yumurtaya gidip de marketten işte tanesini 3 liraya 5 liraya para verip de almak gerçekten zorumuza gidiyor. Bir de böyle hani doğal bir yumurtaya alışkanlık haline geldikten sonra yemesi, gidip satın alma yumurtasını insan yiyemiyor, tamam mı? Biz de artık böyle ne yapalım, ne edelim falan derken kümeslerdeki tavuk sayısını ciddi bir şekilde azaltmamıza rağmen sadece genç hayvanlar vardı. Alttan yetişip gelir. Onlar da aksilik hepsi horoz çıktı. Biz de tavuk aramaya diye çıkmıştık etrafa. İşte bu arayışlarımız esnasında abimizle karşılaştık. Merhaba abi. İsim neydi sizin? Ahmet Güzel. Ahmet abimizle karşılaştık. Ahmet abimizin bakın şöyle Sussex özel cins kümesi varmış. Şöyle hayvanlarımıza bir yakından bakalım. Maşallah güzel yetiştirilmiş. Bunlar hepsi genç hayvanlar. Zaten ayaklarının yapısından hemen belli. Genç hayvan olduğu ve kafa yapılarından da belli. Bunlar geçtiğimiz sene ne zaman çıkmıştı abi? Mart, Nisan gibi çıkmış. İşte bir 10 ay falan. 10 aylık, 11 aylık neyse. O civarlarda hayvanlar. Kimisi yumurtaya gelmiş, kimisi de işte yeni yeni başlayacak. Bu dönemde işte kış ortasında eğer ki hayvan yumurtaya gelmemişse henüz kışı çıkartır, ondan sonra yumurtaya başlar. Kimisi de kış öncesinde yumurtaya başlar. İşte bazıları yumurtaya başlamışlar. Görsel anlamda gerçekten güzel hayvanlar. Böyle hem ete gelen hem de işte yumurtaya gelen, bakın şu şekilde yumurtaları var. Yumurtaları da işte 55-60, belki 63-65 gram civarlarında falan ağırlıkta yumurtaları olur. Böyle kiremit rengi yumurtaları vardır bu tavukların. Görsel anlamda da bakın arka tarafları, tüyleri biraz siyahlı. Boyunlarının etrafında da yine siyah tüyler olur. Geri taraflar genelde beyaz olur. Buradaki hayvanlar gayet böyle sağlıklı gözüküyor. Buradan dediğimiz gibi marketten yumurta almak zorumuza gidiyor. Biz de yeniden bir işte tavuk alıp da en azından kendi ihtiyacımızı karşılayalım düşüncesiyle, hatta bir tane de horoz olsun da belki hani ileriki zamanlarda çoğaltabiliriz, cinsi bozmayalım falan düşüncesiyle bir tane horoz, 5-6-7 tane filan da tavuk alacağız. Ben şimdi içeriye gireceğim. Tek tek yumurtalarımızı da gösterdik. Seçip hayvanlarımızı çıkartıp bağlayacağız. Dur bakalım şimdi. Yok, açık aç, açık aç. Ya arkadaş. Evet, 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 evet. Bir tane, bir tanesini seçtik. Şöyle bir dışarıya çıkartalım da. Evet, bu ilkini. Sakin, sakin. Tamam, ben içeriye gireyim. Şimdi horozu hangisini seçelim acaba? Nasıl bu yukarı çıkar? Şu yukarıdaki iyiymiş ya. Zaten ben ilk önce bunu beğenmiştim. Gel lan, gel gidelim hadi gel. Böyle yakalarım ben. Böyle yakalarım.
Sevgili arkadaşlar, tavuk işini bitirdik, bitirelim falan derken bu sefer tekrar Sussex tavuklarına bulaştık. Bakalım bizim yumurtaya ihtiyacımız vardı. Yumurta tavuğu arayıp bulalım düşüncesiyle bir arayışa çıkınca böyle cins bir tavuk ve satılık tavuk görünce alalım dedik. Evet, kümesimizin yeni üyeleri bunlar olacak inşallah. Ligorin kümesini yapmış. Şöyle bir yıl, bir buçuk yıl kadar falan onları beslemiş. Ondan sonra da onları satmıştık. Ligorin kümesi şu anda kapalıydı. O kümesi şenlendirelim hayırlısıyla bunlarla. Bunları şimdi çuvala katıp götürelim. Şimdi de komşumuz için aldığımız tavukları istif edelim. Çuvala dolduracağız. Evet, koyduk hayvanlarımızı. Haydi gidelim şimdi kümeslerimize. Abi kendine çok teşekkür bakalım, ediyoruz. Ne demek hocam, görüşürüz. Yine bakalım. Arada bir uğrarız ya sizin yanınıza. Burası yer güzelmiş yani. Hadi. Tamam, hadi görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hadi gidelim şimdi. Evet, tavuklarımızı aldık. Şimdi bir heyecanla kümeslerimize gidiyoruz. Ben de çoktandır yani bir hayvan alayım da ne alayım acaba? Nereden alayım, nasıl bulabilirim falan diye düşünüyordum. Vallahi Allah denk getirdi. Arasan bulunmaz yani böyle cins hayvanları. Gerçekten harika hayvanlar, çok hoşuma gitti. Hem besili güzel, sağlıkları da yerinde ve çok da uygun fiyata yani. Biz 150'ye aldık yani, oldukça uygun bir fiyat. Ama tabii ki kolay kolay bu fiyata artık tavuk bulunmaz. Evet, hemen şurada duralım ve hayvanlarımızı çok fazla sıkıntıya sokmadan yeni kümeslerine taşıyalım. Komşumuzun eski tavukları ile yeni tavukları birbirleriyle kaynaşmaya başladı. Ufak tefek kavga gürültü olayları da başladı. Bizim kümeste eski hayvan yok. Bunlar yepyeni olacak. Kimseyle kavga etmek mecburiyetinde değiller. Hadi bakalım, bismillah. Biraz burayı biz depo gibi kullanmaya başlamıştık ama. Tamam. Hadi bakalım. Hadi çocuklar. Şimdilik böyle idare edin de bunları kaldıracağım ben. Hiç merak etmeyin. Burası komple sizin olacak. Burada var ya 50-60 hayvan kapasitesi var buranın. Siz sadece 9 kişi olacaksınız burada. Size fazla fazla yeter. Hemen şurada da bir yem takviyesi yapalım. Yemler vardı zaten. Su getireyim ben. Hemen hazır hale getireceğim burayı da. Arkadaşlar bakın, kümes ortamındaki yabancı maddeleri de kaldırdık. Artık tamamen burası kümes ve bu hayvanlarımızın hizmetinde. Tabii bizim niyetimiz birkaç tane yumurta tavuğu alıp diğer hayvanların yanına koymaktı. Bu kadar kalabalık bir hayvan almayı pek düşünmüyorduk. Bu kümes bir süreden beri bu şekilde bekleyip duruyordu. Artık bunlar da geldiğine göre temizliğini yapalım. Zemin temizliğini, ondan sonra şu fonlukların temizliğini de yapalım. Bunlar birkaç gün bu şekilde idare etsinler bakalım. İnşallah önümüzdeki birkaç gün içerisinde bunların kümeslerini temizler. Bunlara daha güzel bir yaşam koşulu inşallah sunabiliriz. Arkadaşlar ertesi gün oldu. Şu tavuklarımıza bir bakalım. Nasıl alışabilmişler mi yeni kümeslerine? Oo, bir tanesi folluğun içinden çıktı. Dur bakalım. Çocuklar, selamünaleyküm. Nasılsınız? Ben dün akşam bakmaya geldiğimde akşam saat 10 gibi falandı arkadaşlar. Hepsi şu yukarıya dizilmiş tavukların, horoz aşağıdaki sırada tünemişti.
Dedim işte onlara sahip çıkacaksın horoz. Şu folluklara bir bakalım. Acaba yumurta yapmışlar mı? Kış mevsiminde olduğumuzdan dolayı bütün hayvanların yumurta yapma performansları düşük olur arkadaşlar. Bir de şimdi bunlar yeni bir kümese geldiler ya, ister istemez kümes stresi de oluşacak üzerlerinde. Hemen 1-2 gün içerisinde yumurta beklemiyoruz. Bunlar bir bakalım alışsınlar güzelce. Hem yakın bir zamanda kümesi de güzelce temizledik mi Allah'ın izniyle bunlar iyice buraya alışmış olurlar. Ve bunların güzel güzel yumurtalarını almaya başlarız. Evet sevgili arkadaşlar, Ligorin kümesi belki 3-5 aydan beri boştu. Ve ben burayı yapmak için neredeyse 10.000 TL civarında o zamanın parasıyla masraf yapmıştım. Kendi emeğimi saymıyorum. Bunca yapıp ettiğimiz işler boşa gitti ve 5-6 aydan beri burası boş boş bekleyip duruyordu. Benim de canım sıkılıyordu. İşte böyle bir hayvan alternatifini görünce değerlendirmek istedim. Maşallah hayvanlar çok güzel. Genç hayvanlar hepsi. Ve görselliği de var, yumurtası da var, eti de güzel Allah'ın izniyle. Bunları inşallah burada besleyip belki bir miktar da çoğaltmaya çalışacağız. Evet, başka bir videoda görüşmek üzere. Başka bir kümes hayvanları videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.